Sonra Türk taraftarlar seni görecekler. Takip ediyorlar zaten. Çok mutlu herkes senin adına. Nasıl gidiyor? Zaten sen NBA'de oynayan bir oyuncusun ve kısa süre için Türkiye'ye gelmiştin. Ama şu anda da kariyerin üst seviyede devam ediyor. Genel bir hem senin durumunu hem takım durumunu da değerlendirir misin? Tabii ki 14. sene oynuyorum şimdi NBA'de ama her şey Gürcistan'da başladı. İlk adımlar Gürcistan'da attım zaten basketbol için. Sonra Türkiye çok önemli bir rol oynadı benim kariyerimde. Türkiye olmasaydı NBA'ye gelemezdim zaten ben. 6 sene orada geçirdim Kayserispor'da. Tabii ki çok tecrübe aldım. İyi çalıştık, çok çalıştık ve NBA için bütün bu antrenmanlar, antrenörler, işte beni hazırlattı böyle NBA için. Zaten 19 yaşında olduğum zaman NBA kariyerim başladı. Bayağı mutluyum tabii ki. İyi takımda oynuyorum, iyi takım arkadaşlarım var. Bir de daha iyi oynuyoruz takım olarak. Onun için inşallah bu sene şampiyonluk tabii ki adayız. Umarım öyle de biter, şampiyon oluruz. Bugün zor bir maç oynayacaksınız. Wizards'a 2 maçtır kazanamıyor. Evet. Ve onlar da bu maç eminim evlerinde özellikle Golden State gibi bir rakibi yenmek isteyeceklerdir. Evet. Bu maç için neler söylersin? Tabii ilk önce herkes beni yemek istiyor. Yani bütün oynadığımız maçta tabii ekstra maç. Çünkü iyi takım olduğum için herkes kendini göstermek istiyor. Bu doğal bir şey çünkü ben de geçen seneler öbür takımlarda oynadım ve biliyorum ki nasıl bir duygu, bir en iyi takımla karşı oynuyorsun, kendini göstermek istiyorsun ve bu doğal bir şey. Wizards'la karşı bayağı zor maç olacak çünkü bayağı potansiyel bir takım, bayağı oyuncular var, gençler. Biz dün oynadık, biraz yorgun da olabiliriz, onlar evde oynuyorlar, kendi taraftarı karşı. Ama biz kazanmaya geldik tabii ki, onu kazanmaya çalışacağız çünkü bizim hedefimiz ilk bitirmek, hem batı tarafına hem de NBA'de ilk bitirmek ki playofflarda ev sahibi oluruz. Onun için umarım kazanırız bunu. Türkiye Ligi'ni takip edebiliyor musunuz? Çünkü çok yoğun bir maç programınız var, saat farkı var. Senin için çok kolay olmuyordur takip etmek ama hiç böyle arada haberlere falan bakıyor musun? Ne bileyim Euro Lig'in durumuna. Bakıyorum tabii ki. Genel olarak Türk takımları için ne söylersin? Obradovic var, Bled geldi, evet. Doğuş'a, Galatasaray bu sene kötü ama genel bir değerlendirme yapar mısın? Tabii takip ediyorum ve destekliyorum tabii ki. Arkadaşlarım var. Her takımda ve onları destekliyorum tabii ki. Çok istiyorum Türkiye basketbolu daha ileri gitsin. Avrupa şampiyonluğu kazansın artık, zaman geldi bence. Bir de İstanbul'da Final Four, evet, bu için çok büyük bir avantaj. Umarım bir takım fark etmez hangi takım olacağını, bir takım kazanır. Çünkü hakikaten Türkiye o kadar çalışıyor ki bu basketbol seviye ileri gitsin. Onun için iyi sonuçta gelsin artık, zaman geldi. Bayağı bir yatırım yapıyorlar. Bizi iyi basketbolcular geldi. Hem NBA'de de bayağı bir basketbolcu olduğu için ülke ileri gitmesi lazım. Destekliyorum buradan tabii. Bir daha Türkiye'ye gelme ihtimali olur mu sence kariyerin sonuna doğru? Olabilir tabii ki. İster misin gelmek? Yani işte, çünkü Türkiye ile özel bir bağın da var. Tabii zaten Türkçe'yi unutmadım gördüğünüz gibi. Böyle dili öğrenmek çok zor. Ama unutmak çok kolay. Yani konuşmayınca tabii ki unutuyorsun hemen. Çok seviyorum. Zaten her yaz gidiyorum orada. İlk böyle stop Türkiye'de, sonra Gürcistan'a gidiyorum. Yani onun için Türkiye benim için çok özel bir ülke, özel bir yer ve insanlar da. Ve olabilir ama şu anda düşünmüyorum. Şu anda burada oynamak istiyorum ama son sene ya da son iki sene olabilir. Peki son olarak şimdi Türk oyuncular var. Artık hani eskiden daha fazla Türk oyuncu vardı NBA'de. Şu an biraz sayısı azaldı ama draft edilenler var. Mesela Cedi var, Furkan var. Gelmesi için umut edilen gençler var. Ne söylemek istersin? Mesela sence hangileri yakın NBA'de oynamaya? Hangileri başarılı olabilir? Onu söylemek zor ama şimdi Hidayet'in ve Memo'dan başladı. Onlar bak kaplaştılar diğer Türk oyuncular için. Umarım şu andaki Türk oyuncu kim varsa onlar devam ederler bu başarılı oynamak. Çünkü onlar başarılı olunca bütün scoutlar
geri gidiyor, Türkiye'ye gidiyorlar ve diğer oyuncuları arıyorlar, bakıyorlar, scout yapıyorlar. Onun için bunlar çok şey bağlı. Onlar da çalışsın, zaten NBA gözüne her yerde, dünyanın her yerde. Gürcistan çok küçük bir ülke ama orada bile buldular oyuncular, buluyor oyuncular. Onun için çalışsın, her gün daha ileri gitsinler. Burada oynamak çok zevkli ve çok çalışmadan olmaz. Eğer çok çalışırsan başarılı olabilirsin. Yani şans olmaya şansın var onun için. Çok çalışmak bence anahtar, her şeyin anahtar. Peki son olarak benim aracılığımla Türkiye'ye bir selam göndermek ister misin? Selamlar, saygılar, öpüyorum. Özledim sizi. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Başarılar maç için ayrıca.